Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bu videoda biraz kendimi anlatacağım. Kendimi anlatırken orta öğretim başarı puanıyla ilgili... ...2022 sınav sonuçlarındaki sonuçlarla ilgili bir sürü mesaj geldi. Kendimi anlatırken orta öğretim başarı puanına da değinmiş olacağım. Çünkü bu orta öğretim başarı puanının en büyük mağdurlarından biri benim. Hadi ben hak ettim. Hak ettim çünkü e, anlatacağım birazdan. Ama bu yıl bazı sıkıntılar var, onlara değineceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, bir sürü mesaj geliyor... Hocam hakkınızı helal edin, çok güzel oldu, şöyle oldu, üzülenler var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, hakkım hepinize helal olsun. Bizler size sadece rehberlik yaptık. İyiyse de, kötüyse de sonuçlar sizin sonuçlarınız. Hepinize iyisiyle, kötüsüyle hayırlı olsun diyelim. E, mutluluğunuzu, üzüntünüzü paylaşıyorum. Şimdi, yani şunu da söyleyeyim, e, sınav sonuçları arkadaşlar, benim beklentimin biraz uzağında geldi. Benim beklentim uzağında geldi. Özellikle orta başarı puanının etkisiyle. Bazı sıkıntılar oluştu onlara sonra değiniriz. Şimdi biraz kendimi anlatayım. Ben arkadaşlar ilkokul ortaokulda çalışkan bir öğrenciyken liseye geldiğimde çok kötü bir sınıfa düştüm. Böyle e, Samsun 19 meselesinde okudum. Böyle sınıfta çalışkan kimse yoktu. Böyle e, şöyle söyleyeyim kendim için de söyleyeyim. Nerede fırlama var aynı sınıftaydık Ve e, okumayı da düşünmüyordum açıkçası. Samsun'da böyle e, sürekli gezen okula doğru düzgün gitmeyen, bando takımı falan böyle Samsun'da onlarla falan uğraşan bir tiptim. Sonra e, lise mezun olma aşamaları geldi. Kredili sistemin son mezunuyuz biz. Bizi açık liseden ders verdiler, bize yaz okulundan ders verdiler. Bizi mezun edebilmek için her yerden ders verdiler. Neyse liseden mezun olduk. Ama nasıl mezun oldum? Lise diploma notum kaç biliyor musunuz? 2.32. Diplomamda geçer yazıyor. Yani bu. He, iyi bir öğrenciydim aslında derslerde falan çok iyiydim öğretmenler çok şey yapıyorlardı ama ya, okumaya niyetim yok yazılara giriyorduk boş kağıt verip çıkıyorduk yani okumaya niyetim yok. Neyse lise bitti lise bittikten hatta liseyi bitirdiğim yıl üniversite sınavına girmedim bile o zaman ÖSS ÖYS diye iki, ikili bir sınav sistemi vardı. Sonra kafama bazı şeyler dank etti arkadaşlar okumaya karar verdim ee, 99 yılında üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim ve oturdum. Çok da güzel çalıştım. E, matematiğim gerçekten her zaman çok iyiydi. Sınavda 45 soru vardı. 45'inde yaptım. Hatta 180 soru vardı. 170'lerde falan netim vardı toplamda. E, i̇yi bir sonucum geldi. Ama o yıl sınav sistemi ikili sınavdan tekli sınava dönmüştü. E, hatta sınav soruları çalındı. Bir ay sonra falan sınava girdik. Bir sürü işler oldu. Şöyle bir şey yaptılar o yıl arkadaşlar. Bize ham puanlarımız geldi. Yani sizin mesela sınav sonuç belgelerinizde şu anda şeyler yazıyor ya. Ee, OBP eklenmiş halleri yazıyor ya. Bizimkine sadece ham puanlarımız geldi. 173 puan geldi. 173 küsür puan geldi bana. 4500'lerdeydi sıralamam. Tam hatırlamıyorum ama Türkiye'de %1'deydim arkadaşlar. Ondan sonra geliyorlar bana diyorlar ki Selim ne yapacağım ne isterseniz kazanırım ama ne olacak falan diyordum. Böyle artistlikteydim yani iyi puan yapmıştım çünkü. Mühendislik falan istemiyordum hiç. E, hayalim eczacı olmaktı. Bir yıl önce abim doktorluğu kazanmıştı. Ben de eczacı olmak istiyordum. E, Türkiye'de o zaman özel üniversite sayısı çok az. Türkiye'de 12-13 tane falan üniversitede şey vardı. Eczacılık fakültesi vardı. Onları ben tercihi yaparken sıraladım böyle. Ondan sonra ama matematik şunu söyleyeyim size. Matematik öğretmenliği yazıp yazmadığımı gerçekten şu anda bana gösterseler sınav tercih bel belgemi şey tercih formumu bakmak isterim yani yazıp yazmadığımı bilmiyorum bile. Neyse ondan sonra sınav sonuç açıklanma günü geldi. Her yerde internet yok o zaman İşte bir kuyumcu dostumuz vardı ona gittik. İşte internette çok yavaş 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 açılıyor böyle. Atatürk Üniversitesi yazdı. Ulan dedim Erzurum eczacılık geldi ya dedim. En düşük olanı Erzurum'du. E, ondan sonra Kazım Karabekir Fakültesi yazdı. Demek ki eczacılık fakültesi Kazım Karabekir adı falan dedim ben. Ondan sonra matematik öğretmenliği yazdı ben şok. Yani gerçekten kafayı yedim. Yani iki günümü falan hiç hatırlamıyorum. Elimde sopayla termede dolaşmışım yani böyle. Hatta arkadaşlar falan daha geçer. Yani gerçekten şuurumu kaybettim. Eee Psikolojim bozuldu. Gerçekten psikolojim bozuldu. Çünkü kendimi tamamen hazırlamışım ona. Eczacılık okuyacağım. Hangi sadece şunu söylüyordum. Hatta babam dedi ki oğlum tercihlerini yaparken git rehberlik öğretmeniyle yap. Araya dişçilik, mişçilik falan da yaz. Sadece eczacılık yazma. Çünkü e, dişçiliğin mesela üstündeydi eczacılıklar. Mesela dişçilik kazanabiliyormuşum ama eczacılıkların hiçbiri tutmadı. Neyse ne oldu o dönem? Benim puanım 173'tü. Bana 173'tü. 27 okul puanı geldi. Ortaöğretim başarı puanı geldi. En çok gelene 40 geliyordu arkadaşlar. Benim puanım 200 küsürlerde oldu. 200 küsürlerde oldu. Erzurum da 200 böyle küsür çok küsürlerle kaybettim. Hatta e, dershanede, dershanede ben normal deneme sınavlarında ilk 20'ye falan hiç giremezken derse deneme e, üniversite sınavında ilk 5'e girmiştim. Benden 7-8 puan düşük alan bir tane kız arkadaş Erzurum eczacılığı kazanmıştık. Kızı görünce deliriyordum yani. Deliriyordum. Neyse. Buraya geldi bizi 4500'den 18 attı arkadaşlar. O zaman da matematik öğretmenlerin puanları çok yüksekti gerçekten. Niye? Anadolu Öğretmen Liseleri vardı. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarına direkt 15-16 puan. Kaç puan olduğunu bilmiyorum. Ek puan geliyordu. O ek puan işte 200 puana kadar çıkarmış. Ham puanla Erzurum Eczacılığı tarihte okuyan, şey, e, matematik öğretmenliğini okuyan bir tek benimdir belki de. Sınıfta bana en yakın puan alan 12-13 puan altımdaydım. Neyse gittik orayı kazandık. Ama tabii ki hayaller hayatlar. He Çok mutluyum şimdi matematik öğretmeni olduğum için. Gerçekten iyi öyle olmuş diyorum ama o dönem içerisindeki yaşadıklarımı, o dönem içerisindeki yaşadığım sıkıntıları ben biliyorum. Yani üniversitenin içerisinde 2-3 sene üniversite adapte olamadım. Yani ne doğru düzgün derslere gittim, ne bir şey yaptım. Yani öyle ruh gibi yaşadım yani. Neyse ondan sonra bir şekilde bitirdik orayı. 2004 yılında üniversiteyi bitirince ilk Ordu Ünye'de başarı dershaneleri vardı o zaman. E, TM8 sınıfıydı. İlk mezun olan öğretmenlere, yeni mezun olan öğretmenlere böyle dershanenin en son sınıflarını falan verirler. O sınıfa ilk girdiğim gün varsa izleyen öğrencim selam olsun hepsine. Öğretmen iyi ki olmuşum dedim ve o günden bu yana işimi en iyi yapmaya çalışıyorum ve matematiği gerçekten çok seviyordum. Ezelden beri e, hep öğrencilere dokunmaya benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için müdahale etmeye çalışıyorum. Ama gel gelelim ki öğretim başarı puanı günümüzde hala sıkıntı. Ben öğretim başarı puanının olması taraftarıyım. Ben lisede e, gezerken, it gibi gezerken çalışan arkadaşlarım benden tabii ki fazla puan gelmesi amenna, buna varım. Ki benim dönemimde e, birebir yaşadık bunu. Çünkü benim dönemimde özel okul çok yoktu. Veya öğretmenler daha öğretmendi yani böyle e, kaşına gözüne bakıp veliden korkup falan not veren öğretmen yoktu. Yani neyse oydu. Ben ittim ite göre puan verdiler bana. O çalışkandı çalışkana göre puan verdiler. Ben 2.32 diploma notu benim hakkımdı. 27 orta öğretim başarı puanı da benim hakkımdı. O sıralamada benim hakkımdı. Oldu bitti. Ha oradaki sıkıntı neydi? Bana Önceden o şey gelmiş olsaydı, e, ham puanım eklenmiş hali gelseydi 200 puana göre Türkiye'nin her yerinde matematik öğretmenliği okuma şansım varken gidip Erzurum'da matematik öğretmenliği okumazdım. Ankara'yı da kazanıyordum, İstanbul'da kazanıyordum, her yeri kazanıyordum. Dişçilik fakültesi kazanıyordum, bir sürü şey kazanıyordum. He, öyle oldu gitti. Şimdi oradaki sıkıntı orada ama günümüzdeki sıkıntı bu değil. Günümüzdeki sıkıntı özel okul sayıların fazlalaşması ve pandemi döneminden dolayı notların şişirilmesi. 200'den fazla sınav sonuç belgesi inceledim arkadaşlar. Gerçekten bakın 200'den fazla sınav sonuç belgesi inceledim. 1900. olan bir öğrencim var. Ankara'nın en köklü özel okullarından bir tanesinden 93 orta öğretim başarı puanıyla mezun olan 1900'den 2560. Yani 93 orta öğretim başarı puanı bir insanı 600 kişi atıyorsa demek ki Ha, daha yukarılarda da var. Daha yukarılarda da var. Benim incelediğim e, şeylerde ben 95 orta öğretim başarı puanının altında olup da sıralaması ileri giden sınav sonuç belgesi görmedim. Belki vardır. Bilmiyorum ben görmemişimdir. Ama 95'in altında gerçekten görmedim. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki Türkiye'de 25 bin tane falan ortalaması 95 ve üstünde olan öğrenci mi var? bana çok şey gelmiyor bu. Çok çok inandırıcı gelmiyor. He vardır ama nasıl vardır işte özel okullar pandeminin etkileriyle artırılmış. Özellikle mezun öğrencilerimiz çok çok sıralamaları çok geriye düştüler. Çünkü bir sene önce iki sene önce mezun olan öğrenciler pandeminin etkilerini çok görmedikleri için öğretmenler onlara normal öğrenci gibi davranıp e, notlarını fazla şişirmediler. Veya işte not ortalamaları daha düşük kaldı ve bu yıl son yıllarda hiç olmadığı kadar orta öğretim başarı puanının sıralamaları çok fazla değiştirdiğini gördük. İşte bu şeyde bir tedbir alınması gerekiyor bence. Nasıl bir tedbir alınması gerekiyor? Tabii ki lisedeki çalışkan öğrenci ile e, tembel öğrenci arasında fark olsun, orta öğretim başarı puanı olsun buna hiçbir sıkıntım yok. Ama özel okullar, özellikle bu kurs merkezleri, kurslardan şeye dönen okullar bunların mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Yani bir öğrenci bir öğrenci liseye giriş sınavına girdiğinde 50 ortalamayla girip özel okulda okudu diye 95 ortalaması varsa bunların denetlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani burada da artık iş ya Milli Eğitim'e düşüyor ya ÖSYM'ye düşüyor ve bu sıkıntı bir dahaki yılda yaşanacak. Özellikle mezuna kalacak arkadaşlar bunu çok iyi değerlendirmeleri lazım. 12. sınıfı okuyacak arkadaşlar da ortaöğretim başarı puanlarını yapabildikleri kadar yüksek yapmaya çalışmaları lazım. Yoksa benim duruma düşebilirsiniz bu yılki duruma düşen arkadaşların duruma düşebilirsiniz. Hatta dün bir tane arkadaşımız mesaj yazmış katılıyorum hocam neredeyse sınav hiç yok ortörtün başarı puanına göre sıralamışlar bizi diyor gerçekten aslında ona da yakın yani gerçekten ortörtün başarı puanına göre de sıralanmış gibi bir durumda oluşmuş. Evet böyle bir sıkıntı var arkadaşlar genel anlamda sınavın sonuçlarına sınavın kolay olmasıyla ilgili sıkıntılar var tabii ama. Benim bu yılki gördüğüm en büyük sıkıntı ortaöğretim başarı puanlarının sıralamalara çok büyük etki etmesi. Özellikle bir dahaki yıl sınava girecek arkadaşlarımız bundan ders çıkarsınlar ve kendi tedbirlerini buna göre alsınlar. Mezuna bırakacaklar da ortaöğretim başarı puanları düşükse bir kez daha düşünsünler, buna göre tedbirlerini alsınlar. İşte benim hikayem bu arkadaşlar. Lisede tembel, e, okumayı düşünmeyen bir öğrenciyken Birden gerçekleşen bazı olaylar sayesinde üniversite sınavına hazırlanmaya karar verip, çok sınavda çok güzel bir başarı yakalayıp, sonra ortaöğretim başarı puanının etkisiyle 18 binlere düşüp daha güzel yerlerde, daha güzel üniversitelerde okumak varken Erzurum matematik öğretmeninden mezun olmuş biriyim. Ha Erzurum matematik öğretmeninde okumaktan çok mutluyum. Yine olsa yine Erzurum'da okurum. Çok güzel anılarımız var, çok güzel birikimler aldım oradan. O, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama e, hakkım bu değildi diye düşünüyorum. Neyse, benim gibi düşünen bir sürü arkadaşım var bu videoyu izleyen biliyorum. Ama arkadaşlar e, sistem bu. Sisteme baş kaldırmıyoruz ama sistemle beraber hareket etmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bu sistemi değiştirecek olanlar da ben, benim öğrencim, onun öğrencisi sizlersiniz. O yüzden benim yaptığımı yapmanız gerekiyor. Ben bir yıl daha mezuna kalıp da farklı bir şeyler de yapabilirdim. Ben bunu tercih etmedim. Gittim. Sonra bazı şeyler yaşadım. Ve mesleğimin en iyisi olmak için mücadele ettim. Ben hep şunu söylerim. Hocam ya mühendislik ben şurada okumak istiyorum. Şuradaki üniversite. Arkadaşlar çok böyle sonradan açılan, böyle hocası falan olmayan bölümler, üniversiteler var. Bunlar hariç böyle yani kurulum aşaması 15 senenin üstündeki olan bütün devlet üniversitelerinde okuyabilirsiniz. Ben mesela inşaat mühendisi okuyacaksam böyle dediğim gibi 15 yılın üstünde bir üniversite ise bakmam bölümüne. Makine mühendisi okuyacaksam bakmam şehrine giderim. Niye giderim? Kendimi geliştiririm ben. Ben kendime o yönde çok güveniyorum. İşim için her şeyi en iyisi olmayı başarabilirim. Ha, Ottü mezun olmakla onun arasında mezun olmak arasında işe girerken bir fark var mı? Var. Ama o farkı sen yaptığın stajla, sen geliştirdiğin projeyle hep veya işte dilinle, kendi donanımınla o öğrencinin yapmadığı bazı şeylerle kapatabilirsin. O yüzden sizden istediğim şey şu. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyor ya. İşte o aşk ile yap demen nokta burası işini de aşk ile yaparsan ne yaparsan yap en iyi yap noktasına gelirsen gerçekten hayatının her noktasında mutlu olursun. Yani burada sıkıntı var. Tamam. Sıkıntıyı hepimiz görüyoruz ama bunu artık yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bir dahaki yıl düzelir. Yani bununla yaşamayı öğrenip bunlara tedbir alacak şekilde gardımızı geliştirmeniz lazım. Yani isyan ederek bir şey olmuyor arkadaşlar. Ya bu da böyleymiş. Ya bu da böyleymiş. Ya bu da böyleymiş diyerek bir şey olmuyor. Kendini dövüp orada durma ona karşı gardını geliştir, güçlen ve e, en iyisi ol. En iyisi olduğun zaman hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de çok fazla üniversite mezunu işsiz var biliyorum. Ama Türkiye'de çok fazla da üniversiteyi bitirip ya kötü sizin kötü dediğiniz üniversiteleri bitirip de çok güzel paralar kazanan, çok güzel şekilde yaşayan insanlar da var. Onlar çünkü işlerini en iyi yapıyorlar. Onlar çünkü İş, he, torpilli olanlar da var tamam onlarda sıkıntı yok ya onları da söyleyebilirsiniz onlarda sıkıntı yok ama alnının teriyle benim gibi bak ben, ben ben öyleyim arkadaşlar ben 2004 yılından bugüne kadar tırnaklarımla geldim buraya maddi manevi her durumda her şeyde çok iyi durumdayım her şeyde çok iyi durumdayım yani e, o yüzden gelebilirsiniz bunları başarabilen sonsuz tane insan var onlardan bir tanesi de sen olabilirsin neyse video çok uzattım biraz dertleşmiş olduk kendinize çok iyi bakın. Biz buradayız. İşimizin başındayız. Her zaman sizler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizler de moralinizi, motivasyonunuzu bozmadan mezuna bırakacaksanız bir an önce çalışmaya başlayın. Ama kazanacaksanız da mutluluğunuzu yaşayın. Şöyle kaldım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.